Gündem Üzerine ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Eriç Sakan, Abdülatif Şener ve Yavuz Selim Demirağ, gazeteci dostumuz. Şimdi aslında Sayın Erdoğan adliyenin açılışında bir de Metin Feyzoğlu'nun gelip biat etmesiyle ilgili Sayın Feyzoğlu'na bir de müjde verdi. Müjdeyi şöyle verdi. Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyorum. Yani sen geldin burada biat ettin, ben de seni tekrar seçtireceğim. Gerekirse Barolar Birliği'nin seçim sistemini de değiştireceğim. Bir kanunla ben bunu düzenlerim, sen canını sıkma. Gibi miydi Sayın Başkan? Nasıl görüyorsunuz durumu? Evet, şimdi aslında bunun biraz evveliyatı da var. 2018'in yanlış hatırlamıyorsam Şubat aylarıydı. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da yine bazı işte Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir açıklama üzerinden Türk Tabipler Birliği'nin ve Türkiye Barolar Birliği'nin önündeki Türk ibarelerinin kaldırılması noktasında bir tartışma açarak devamında da barolara üyeliklerinin de zorunlu olmaktan çıkarılacağı gibi bir söylemde bulundu. Hatta o zaman Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği bir organizasyonda 24 Şubat'ta Ankara'da binlerce hukukçu buna ilişkin tepkilerini dile getirmişlerdi. Şunu görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin istediği gibi davranmayan, onun istediği sözleri söylemeyen, onunla aynı çizgide yürümeyen kim varsa buna ilişkin elindeki yetkileri o sistemi bastırmak üzere kullanabileceğini çok açık olarak ifade ediyor. Biz bunu 24 Şubat'ta da yaşadık, biz bunu bugünkü adli yıl açılışında da yaşadık. Şimdi ilk çözmemiz gereken meselelerden birisi meslek teşekküllerinin başta barolar olmak üzere seçim sistemlerinin değiştirilmesi. Türkiye hukuk sisteminde ilk çözülmesi gereken konu bu mudur? Yani bizim her şeyimiz çok düzgün, tam bir hukuk devletiyiz. Her şey yerli yerinde, temel hak ve özgürlükler anayasa tarafından güvence altında olduğu kadar uygulamada yargı tarafından da güvence altına alınmış durumunda. Bağımsız ve tarafsız yargıyı tamamen oluşturmuş, hayata geçirmişiz. HSK'nın yapısından falan hiç bahsetmiyorum. İlk çözülmesi gereken konumuz baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesiymiş. Çünkü neden? Çünkü artık sesi çıkan bir tek barolar kaldı. Bir tek barolar hayır yanlış yapıyorsunuz diyorlar. Bir tek barolar artık ifade özgürlüğünü en üst perdeden savunabiliyorlar. Çünkü halen vatandaşın yanında kalan, yargının üç sacı ayağından tek bağımsız olan yapı savunma makamı. Tabii bunun bir şekilde baskılanması gerekiyor. Anladığımız kadarıyla buradaki ifade de bunu anlatıyor. Tabii temsili demokrasiye uygun hale getirilmesinden ne kastedildiğini henüz bilmiyoruz. Yani nasıl olacak bu? Hani Sayın Erdoğan'ın bir yöntemi vardır. Ya havuç ya sopa. Yani havucu kabul etmezsen arkadan temsili demokrasi adı altında sopa geliyor. Yani ben bu sistemi değiştirip şu an seçilme şansı sıfır olan Metin Feyzoğlu'nu yeniden sizin başınıza başkan olarak seçtiririm derken ne kadar değiştirebilir ki bu? Şimdi tabii akıllarındakini bilmiyorum ama bir kere ibare çok yanlış. Temsili demokrasi. Bizim şu an mevcut sistemimizde temsili demokrasiye aykırı hiçbir durum söz konusu değil. Biz zaten seçimle gelen baro yönetim kurulu üyeleriyiz. Başkanı ayrı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme, disiplin ve Türkiye Barolar Birliği delegeleri ayrı ayrı seçilir, oylanır ve en çok oyu alan kişiler de baroyu temsil etme yetkisi kazanırlar. Kaldı ki yönetim kurulu özelinde söylemem gerekirse yönetim kurulu da bir icra makamıdır. Tabii ki baro başkanının kendisiyle beraber baroyu temsil etme noktasında beraber çalışabileceği isimlerden oluşması gerekmektedir. Bunu şöyle değerlendirecek olursak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki sistemde düşünün, parlamenter sistemde düşünün. Baron yönetim kurulu üyeleri yasama organı değildir, yürütme organıdır o kapsamda. Siz o sistemde baktığınız zaman Bakanlar Kurulu'nun seçim sisteminin değiştirilmesi diye biz bir şey duyduk mu bugüne kadar? Tabii ki duymadık. Çünkü Bakanlar Kurulu mevcut iktidarın çalışmak istediği kişilerden oluşturuluyordu. Ve biz de barolarda baro başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve diğer organların tamamı 2 yılda bir yapılan genel kurulda seçimle belirlenir ve baroyu temsil etme yetkisi kazanırız. Kaldı ki kendi grubum özelinde de şunu söyleyebilirim.
Bizim baroda bazı gruplar vardır. Biz kendi grubumuzda da çok çok uzun yıllardır ön seçimle adayımızı belirleriz ve tamamen demokratik bir sistem içerisinde bu yarışı sürdürürüz. Haliyle temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi değil de burada söylenen, anladığım kadarıyla yürütmenin hegemonyasına girmeye hazır barolar yaratmak hevesinden bahsediliyor. Yani ön seçimi kaldırıp atama yoluyla bir başkan tahsis olabilir. Tabii o mümkün değil. O mümkün değil ama 2007'den beri tartışılan bir nispi temsil tartışması vardır barolarda. Herhalde altyapısının bu olduğunu anlıyoruz burada. Bu bir tehdit değil mi? Tabii ki bu dediğim gibi 2018'in Şubat ayında da bu bir tehditti. O zaman Türkiye Barolar Birliği'ne yöneltilen bir tehditti. Ama şu anda Türkiye Barolar Birliği yürütme açısından o tehdit niteliğini kaybetti. Şimdi ne var geride kalan? Barolar var. Ne yapalım? Seçim sistemini değiştirelim. Bakın o zamanlar konuşulduğunda nispi temsil noktasında en ağır tepkileri gösteren mevcut Türkiye Barolar Birliği Başkanımızın bugün bu açıklamadan sonra söylediği tek bir kelime bile göremiyorsunuz maalesef. Bu sözler üzerine bir şey daha söyleyeceğim. Danıştay'ın herhalde bir yıl dönümüydü. O görüntüler hazırsa arkadaşlar hazırlayın o görüntüleri. Sayın Erdoğan Metin Feyzoğlu'nun konuşmasına tepki gösterdi ve edepsiz diye bir söz etti ve Abdullah Gül'le beraber, Cumhurbaşkanı o zaman Abdullah Gül, salonu terk etti. O görüntüleri bir görelim, nasıl Metin Feyzoğlu'na ayar çekti Sayın Erdoğan, hakaret etti ve nasıl yani halk tabiriyle aşağıladı. Bu tabloyu bir görelim ve başkana soralım. O tabloyu yaşayan biri bugün nasıl saraya gidip biat noktasına gelir? Getirelim arkadaşlar. Güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet, yasal hakkımız vardır. Efendim lütfen geçmeyin beyefendi. Sayın Başbakan, bir cümlesiyle hakaret yoktur size. Hiçbir siyasi değildir. Hepsi anayasaya uygun. Vallahi bir anlattıkları başlar aşağıya. Ben siyasi olmadığım için kimseye yalan söylüyorum. Beyefendi lütfen kalkmayın ayağa. Oturma abi abi. Önümüzdeki. Abi oturur musun? Hanımefendi, tabii işinize gelmediği zaman demokrasi bu mu, böyle de konuşma mı olur, edepsiz deyip salonda çıkarsınız. Ama işinize geldiği zaman temsili demokrasi gereği ben seçim sistemini değiştiririm, yeniden sizi seçtiririm deyip kendinize biat eden, diz çöken, boynunu eğen kişiyi yeniden ödüllendirmenin peşine düşersiniz. Bu demokrasi oyunu. Ne diyorsunuz başkan? Tabii görüntüleri çok iyi biliyoruz, çok da iyi hatırlıyoruz. Bizim aslında demokrasi kültürümüzü de maalesef yansıtıyor. Çünkü demokrasi aslında şunu gerektirir. Gerektiği zaman, en ağır eleştirilerin yapıldığı zamanda bile buna tahammül etme, bunu dinleme, demokrasi zaten bunu yanında getirmektedir. Ancak ve en ağır eleştiriler de zaten bir hukuk kurumunun başkanı tarafından tabii ki adli yıl açılış törenlerinde yapılmalıdır. Yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, avukatların yaşadığı sıkıntıları, avukatların müvekkilleriyle bağdaştırılarak, müvekkillerinin işlediği iddia edilen suçlarla bağdaştırılarak tutuklanmalarını, adliyeden içeriye girerken üstlerin aranmak zorunda bırakılması gibi bütün bu yaşanan hukuk dışı uygulamaları bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın tabii ki kürsüden söylemesi gerekmektedir. Ama
gördüğümüz o görüntüler tabii ki o demokrasi kültürünün olmadığını ve tahammülsüzlüğü gösteriyor. Tabii burada bunlar yaşandı ama baktığınız zaman o günden bugüne yaklaşık ben yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl geçti. Fakat ne değişti bizim hukuk sistemimizde? Hani Sayın Barolar Birliği Başkanımız külliyeye gittiği zaman bize şunları sunabiliyor mu? Evet, Türkiye ifade özgürlüğü noktasında birkaç basamak ilerledi. Türkiye temel hak ve özgürlükler noktasında çağa atladı. Bir hukuk devleti olduk. Artık bu tür görüntüsel şeylere takılmamamız gerek gibi bir argümanı var mı? Maalesef yok. Biz de aynı şeyi soruyoruz o yüzden. Biz de aynı şeyi soruyoruz. Ancak üzüldüğümüz taraf şudur. Bir tek şunu bekledik çünkü Sayın Feyzoğlu da bize bunu söyledi. Yapacağım konuşmayı görmeden peşin yargıyla hareket ediyorsunuz. Bu doğru değildir dedi. O yüzden biz bugünkü konuşmayı bekledik. Biz tutuklu avukatlardan, tutuklu gazetecilerden bahsedilecek diye düşündük. Biz ifade özgürlüğü noktasındaki sıkıntılardan bahsedileceğine inandık. Biz bir hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşmanın bizi getirdiği nokta belki orada ifade edilir diye düşündük. Ancak gördüğümüz bir tek eleştiri oldu. HSK'nın yapısıyla ilgili olarak Sayın Başkan'ın söylediği, kurduğu doğru ama eksik bir cümle var. Orada da eğer HSK'nın yapısını bugün itibariyle eleştirecekseniz ilk söyleyeceğiniz konunun orada belki de herkesin gözünün içine baka baka Adalet Bakanı'nın bu kurulun başkanı olmasının tek başına yargı bağımsızlığını zaten ortadan kaldırdığını ifade etmeniz gerekirdi. Ancak onun da ifade edilmediğini gördük. Sadece üye seçiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli çoğunlukla yapılması gibi bir yöntem önerildi. Fakat bunun dışında da bugüne kadar yaşanan usulsüzlükler, hukuksuzluklar, bunların hiçbirisinden bahsedilmemiş olması da açıkçası o 2014'ten geldiğimiz bugüne kadar neyin değiştiğini tekrar tekrar sorgulamamıza sebebiyet veriyor. Peki çok samimi bir soru soracağım. Samimi bir yanıt istiyorum sizden. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkardı. Dedi ki Türkiye Barolar Birliği'nin seçim sistemini kararnameyle düzenledim. Şöyle şöyle bir yeni yöntem getirdim. Nispi temsil, çoğunluk her neyse adı. Siz daha iyi biliyorsunuz o yöntemi. Diyerek bugün bu duruma düşen Metin Feyzoğlu'nu bir kararnameyle kurtarma şansı var mı? Metin Feyzoğlu bir daha Barolar Birliği Başkanı olma şansına sahip mi? Yoksa bugün olması gereken gibi her şeyini kaybetti mi? Ben tabii biraz özel bir soru, o yüzden çok net cevap veremem ama şunları söyleyebilirim. Sonuç olarak bizim açımızdan ortada bir hayal kırıklığı var ve bunu birçok baronun hissettiğini hem de yüreklerinde hissettiğini ve baroların dışında da sosyal medyadan takip edebiliyoruz. En azından artık insanlar kendilerini orada ifade edebiliyorlar. Yurttaş nezdinde de her şeyden önce Türkiye Barolar Birliği'nin itibar kaybına uğradığını üzülerek görüyoruz. Bu anlamda tekrar aday olup olmak noktasında bir iradesi var mıdır? Onu bile bilmediğim için Sayın Başkan'ın bir yasal düzenleme ile lehe uygulamalar getirilebilir mi? Tabii ki bu bizim çok fazla gördüğümüz sistemdir. Yasal düzenlemelerle bazı noktalarda bazı adayların önü kesilmek anlamında belki işlemler yapılabilir, doğrudur. Ancak tabii ki bir hukuk devleti olduğumuzun hala kırıntıları varsa eğer ki biz buna hala inanıyoruz, inanmakta zorundayız. Tabii ki bu tür bir düzenlemenin taşınacağı mahkemelerde vardır. Ben hala iyi niyetli olarak bu tür noktalarda yapılacak olan düzenlemelerin eğer ki seçim mevzuatlarına, avukatlık kanununa, anayasaya aykırı hükümleri var ise eğer bir hukuk iradesinin tekrar ortaya çıkacağına da gönülden inanıyorum. Kaldı ki son bir söz söylemek isterim bu konuyla ilgili olarak. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında yargısının tamamen bağımsızlığını yitirdiği algısı var. Ve bu algıya rağmen hala bağımsız avukatların bulunduğu da yurt dışında bilinmekte. Eğer ki siz halen yüzünüzü Avrupa Birliği'ne dönmek noktasında bir irade sergilemek istiyorsanız, bağımsız savunmayı kısıtlayacak, baskılayacak bütün unsurlardan olabildiğince uzakta kalmanız gerekiyor. Çünkü bu artık son noktası. Bu artık hukuk devletindeki kalan son tek bir kaledir. Eğer siz bunun üzerinde de yasa yetkinizi kullanarak
Ama anayasaya aykırı düzenlemelerle oynayacak olursanız bunu dış piyasada izah etme şansınız bulunmamaktadır. Sadece dış piyasada mı? Yani Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşları da bundan rahatsızlık duymayacak mı? Mutlaka ki hep duyuyoruz bu tür yaşanan haksızlıklardan, hakkaniyetsizliklerden hep sıkıntısını duyuyor ve mümkün oldukça, elimizden geldikçe yasanın bize verdiği yetki kapsamında ve çerçevesinde gerek yasal yollara başvurmak gerekse toplumda farkındalık uyandırmak açısından birçok açıklama yapıyoruz. Ancak bunlar siyasal iktidarın çok da fazla önemsediği şeyler değil benim gördüğüm kadarıyla. Ama şu bir gerçek, bizim bugün ekonomimizin ciddi anlamda kötüye gitmesinin başında da Türkiye'de bir hukuki güvenliğin bulunmaması geliyor. Bunu herkes de ifade ediyor zaten. Yurt dışı yatırımcısı Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanmıyor. Haliyle de siz eğer ekonominizi geliştirmek istiyorsanız öncelikle bu ülkede hukuki güvenliği sağlamak zorundasınız. Bu noktada bağımsız kalan tek unsur olan barolara ve avukatları da baskılayacak olursanız bunu izah edebileceğiniz hiçbir ortam kalmaz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Bakan, aslında Sayın Erdoğan bugünkü ihraç kararı öncesi bir sinyal verdi. Sayın Ahmet Davutoğlu dedi ki bagajımızda birçok şey var dedi. Özellikle 7 Haziran 1 Kasım arası meydana gelen olaylarla ilgili, o terör olaylarla ilgili kendisine çok özel bilgiler olduğunu söyledi. Ve buna bir yanıt verdi Sayın Erdoğan. Yanıt verirken yalnız çok farklı bir dil kullandı. AKP'den kopup giden herkesi suçladı. Bu suçlamalardan bir kısmı Sayın Davutoğlu'nu, bir tanesi sizi ilgilendiriyor. Yani adınızı verse belki daha kolay anlaşılırdı. Bir suçlaması var. Yani AKP'den kopmanın onlara vereceği cezayı ne kadar ağırlaştı, ne kadar ağır bir ceza olduğunu bir tarif etti. İsterseniz onu bir izleyelim. Sonra onun üzerinde sizle konuşalım. En azından bize kendi fikrinizi söylersiniz. Arkadaşlar o görüntüyü getirelim. Sayın Erdoğan'ın evet, bir getirelim. Biz bunları geçmişte yaşadık. Öyle bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. Ayrılıp da şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Yani bizim bunlar derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa bunların hepsini söylesinler. Böyle lafla herhangi bir tehdit olmaz. Şu anda onlar artık bu söyleyebilecekleri bagajlarında ne varsa ortaya dökmelerinde fayda var. Döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. Sayın Bakanım, açık net bir soru. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne sığıntı mısınız? Yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktım, sığıntı ne anlama geliyor diye. Bulunduğu yerde varlığı artık çok görülen, bulunduğu yerde artık değer verilmez olan, istenmeyen kimse diyor. Şimdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim ve gerek parti tabanında, gerek parti yönetiminde çok saygı duyulan bir isim olduğumu görüyorum. Yani nereye gidersem gideyim, Türkiye'nin hangi ilindeki, ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne uğrarsam uğrayayım, büyük saygı ve değer veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partileri pazarda, çarşıda, caddede gördükleri zaman bana yönelik olarak iltifat etmekten, yani kendi yanlarında hissetmekten büyük bir zevk duyduklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın kullandığı kelime yanlış. Yanlış olmaktan öte de şık değil ve doğru değil. Ama bir sığıntı arıyorsa önce biri bir söz söylediği zaman aynaya bakıp o sözün kendisinde olup olmadığını düşünmesi lazım. Asıl yasaların arkasına sığınan, partisiz cumhurbaşkanı için çıkarılmış,
Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin arkasında sığıntı gibi durup siyasi eleştirileri bile bilmem Cumhurbaşkanı'na hakarettir diye yargı konusu haline getirip insanları kendisini eleştiremez hale getiren ve sürekli olarak bir tweet atanı, iki konuşma yapanı mahkemelere sevk eden kendisidir. Yani ayakta durabilmek için, konumunu kurtarabilmek için bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer siyasi partileri sonsuz bir şekilde eleştirip kendisinin yanlışlarının ve kusurlarının, hukuka aykırı davranışlarının, varsa yolsuzlukların konuşulmamasını sağlamak için Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde kendisine uygulanmaması gerektiği halde sığıntı olarak duran Sayın Erdoğan'dır. Dolayısıyla bir söz söylediği zaman insan bu sözün kendisiyle bağlantılı boyutlarını düşünmeli, tefekkür etmeli ve ondan sonra konuşmalıdır. Sonra her partiden ayrılanı suçlamaya kalkıyorsunuz da kardeşim bu nasıl iştir ya? Partinin kurucu kadrolarından kimse kalmamış. Partinin bütün kurucu isimleri şu anda partinin dışında. Sadece genel merkezin kurucularından bahsetmiyorum. Bütün il ve ilçe teşkilatlarında ne kadar kurucu kadro varsa hemen hemen tamamına yakını şu anda dışarıda. Adamın biri direksiyona geçmiş. Duble yolda yanlış yola girmiş. O sırada trafik polisi anons yapıyormuş. Dikkat dikkat, bir sürücü yanlış yola girdi demiş diye anons yapılıyormuş. Radyodan dinliyor polis anonsunu. O yanlış ters yola giren sürücü diyor ki, ne birisi diyor, hepsi diyor ters yolda diyor. Yani şimdi aslında bakarsanız ters yolda olan kendisi. Ne kurucu kalmış, ne genel merkezde, ne illerde, ne ilçelerde. Herkes dışarıda. Yanına damadı almış. Hazineyi ona vermiş, Maliye Bakanlığı'nı ona vermiş. Devletin bütün iktisadi işletmelerini varlık fonu diye toplamış. Onun yönetim kurulu başkanlığını da damada vermiş. Ya bu memlekette kardeşim seninle damadından başka tüm ekonominin üzerine çökecek kimse kalmadı mı ya? Bu demokratik düzende yetkilerin, görevlerin paylaşımı vardır. Bu yanlış yönetim yüzünden bencil ve ailesel bir yönetime dönüştürdüğünüz için ülkeyi, partinin kurucu kadrolarını yanınızdan uzaklaştırdığınız için ekonomi perişan. Yerlerde sürünüyor. Bakın büyüme rakamları açıklandı bugün. 3 çeyrektir Türkiye ekonomisi küçülüyor. 2014'ün son çeyreğinde %3 küçüldü. 2019'un birinci çeyreğinde %2.6 küçüldü. İkinci çeyrekte 2019'un %1.5 küçüldü. Ekonominin küçülmesi demek artık bir kere dünya liginden düşüyorsunuz demektir. Kriz var demektir. İki çeyrek üst üste kriz yaşadığınız zaman o kriz resesyondur. Enflasyonla birlikte yaşadığınız zaman o stagflasyon dedikleri en ağır krizlerden biridir. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri var. Üç çeyrektir küçülüyorsunuz. Yüksek oranda küçülüyorsunuz. Dünyanın en yüksek işsizliklerinden biri var. Türkiye'yi borç batağına sokmuşsunuz. Kamunun borçlarını, özel şirketlerin borçlarını, ailelerin borçlarını topladığınız zaman Türkiye'nin milli gelirinden daha fazla. Milli gelir 100 saydığınız zaman Türkiye'nin borçluluğu 109. Memleketi borç batağına da sürüklemişsiniz. Köylü inliyor, esnaf inliyor. Memura 4 veriyorsunuz, enflasyona ezdiriyorsunuz. Emekliye aynı şekilde enflasyona ezdiriyorsunuz. İşsizin umudu kalmamış. İşçiyi perişan ediyorsunuz. Asgari ücretliyi perişan ediyorsunuz. Sanayici zaten çökmüş. Sanayi üretim endeksi sürekli küçülüyor. Dünyaya ileri sanayi ürünü ihraç edemeyen, ileri sanayi ürünü üretemeyen bir ülke haline getirmişsiniz. Yandaş kazanıyor sadece. Dirsek teması olanlar kazanıyor. Böyle bir ekonomi, Türkiye ekonomisini aile ekonomisi gibi gördüğünüz zaman memleketi perişan edersiniz ve ediyorsunuz. Dış politikayı açmaza sokmuşsunuz. İçeride birlik beraberlik ruhunu ortadan kaldırmak için gece gündüz
mücadele ediyor, demeç üstüne demeçler veriyorsunuz. İnsanları etnik farklılıklarına göre, parti farklılıklarına göre ayrıştırmak için çaba harcıyorsunuz. Sırf kendi seçmeninizi domine edip bloke edebilmek maksadıyla ülkeye zarar veriyorsunuz. Hukuk düzeni kalmamış. Erkler ayrılığı karmamış. Yargıya tahakküm ediyorsunuz. Meclise tahakküm ediyorsunuz. Tek başınıza hükümet olmuşsunuz. Kurumlar arasında işbirliği, denge, fren, denetim mekanizmaları kalmamış. Devlet düzeni yok. Yasama yok. Yargı yok. Sadece siz, damat ve aileniz var. Sonra da diyorsunuz ki, vay şu gitti, ona bir olmadık bir kurt takalım, sığıntı diyelim. O zaman kardeşim, sen niye yasaların arkasında sığıntı durumuna düşüyorsun? Bir partili olarak partisiz cumhurbaşkanı için çıkarılmış maddenin arkasında sığınır. Siyasi eleştirileri bile mahkemelere sevk ediyorsunuz. Son gönderdiği meclise tezkere çoban demiş bir fiyat şeyimde. Söylediğim de şu, sayın hükümet bu ne biçim çobanlık? Memleket kan ağlıyor. Mutfakta yangın var diyorum. Cumhurbaşkanına çoban dediniz, veriyor şey. İşte 5 yıla kadar hapis cezası var onun. Bir çoban demekten dolayı 5 yıla kadar hapis cezası yiyeceksin. Fezleke mi geldi hakikaten? Evet. Ama çobanlık ama güzel bir meslek. Ama şu var. Ben onu söylemeden 8 ay öncesinde kendisi kürsüden ben bir çobanım dedi. Ya sen ben bir çobanım dedikten sonra sayın hükümet bu nasıl çobanlıktır diye eleştiri yapamayacaksam Türkiye'de siyasi eşit koşullarda siyasi rekabet hakkı yok demektir. Sen bir partinin genel başkanısın, ağzına her geleni söyleyeceksin muhalefete, pislik diyeceksin, çöplük diyeceksin. Sonra muhalefet sadece siyasi nezaket sınırları içerisinde seni eleştirdiği zaman hemen Türk Ceza Kanunu 299'un artısında sığıntı gibi duracaksın. Kendini korumak için. Bu ülkede Sayın Demirel de Cumhurbaşkanlığı yaptı. Başbakanlık yaptı. 40 yıl boyunca milyonlarca insan Süleyman Demirel'e çoban Sülo dedi. Tek bir kişi hakkında dava açmadı. Neden? Doğrudan kendisini de ilgilendirdiği halde bir yasanın arkasına sığınma ihtiyacı duymadığı için. Cumhurbaşkanlığı böyle olur. Sonra herkese laf yetiştirmeye çalışıyorsun. Kardeşim nefsini bir hesaba çek. Hiç mi sende yanlışlık yok? Sende hiç yanlışlık yoksa bu memleket niye kan revan içerisinde? Bu memlekette bütün kesimler, üreten, çalışan, alnının terini, elinin emeğini, ülkesi için feda eden, ailesinin rızkını çıkarmaya çalışan insanlar niye perişan bu ülkede? Bunun hesabını niye vermiyorsun kendine? Niye hesaba çekmiyorsun kendine? Dicle kıyısında bir koyunu bir kurt taşırırsa Ömer'den sorar onu diye nutuk atıyorsun da kendin için o nutku niye atmıyorsun? Söylediği lafta yani eleştirmeye bile değer görmüyor. Ama bütün kanallar reytingin tamamını kapatmış üzerine. Çünkü yanlışlarını görünsün istemiyor. Sürekli yanlış yapıyor. Sürekli ülkeye zarar veriyor. Ülkeye verdiği zararlar ve yaptığı yanlışlar, yanlış konuşmalar anlaşılmasın, halk bilmesin, halk öğrenmesin diye siyasi eleştirilerin bile üzerine kapatmaya çalışan, siyasi eleştirilerini derinleştirenlere de böylesine bir takım gerçek dışı kelimelerle, kavramlarla laf yetiştirmeye çalışan bir cumhurbaşkanlığı olmaz. Bu doğru bir şey değil. Bu bakımdan Sayın Ertürk önce şu ekonominin hesabını versin. Bakın tek adam rejimini kurdu. O günden bugüne kadar ekonomi çöküyor. Devlet çöküyor. Sistem çöküyor. Vazgeçsin bu sevdadan ya. İşsizlik oranına bakın. 14. Enflasyon %16.65. ÜFE'de 21.65. Doğalgaza bak düşünebiliyor musunuz? Dünyada doğalgaz fiyatları hep düşüyor. Dünyada doğalgaz fiyatları düşerken daha 1 Ağustos'ta %14.97 zam geldi şeye. Doğalgaza. O yetmedi bir ay sonra 1 Eylül itibariyle yani 2 gün öncesi itibariyle bir %14.9 zam yine yaptı.
toplam yıllık, yani 2 ayda gelen zam doğalgaza %32'dir. Bunu niye Eylül'de yapıyor, niye Ağustos'ta yapıyor? Çünkü zamı yaptı. Şimdi bu mevsimde vatandaş fazla doğalgaz kullanmadığı için zamları hissetmeyecek. 2 ay sonra yandım kış Allah. Gelince yandım Allah. Yandım Allah diyecek. Zamlar da 2 ay öncesinden olduğu için vatandaş zamları hatırlamayacak belki de. Ya böyle hileli yollara sapmaya gerek yok kardeşim. Dünya doğalgaz fiyatını düşürüyorsa sen de düşüreceksin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayın seçimden sonra %10 düşüreceğim dedi. %10 düşüreceğim dedi. Seçimden sonra baktık ki %32 artmış doğalgaz fiyatları. Elektriğe üst üste zam yapıyorsun. Peki emekliye verdikleri %6 ya da memura verdikleri yıllık %8 sadece bir doğalgazdan geri alınmadı mı? 4 katıyla, fazlasıyla alınıyor. Fazlasıyla sırf doğalgaz zam mı? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gelirini silip götürüyor. %30 düşürdü şu an. Elbette. E şimdi bu insan nasıl yaşayacak? Mutfakta yangın var. İnsanlar geçim sıkıntısı içerisinde. Ekonomiyi küçültüyorsun. Ya bakın rakamlara bakıyorum. Milli gelir, bu ülkedeki milli gelir 2014'te Cumhurbaşkanlığını otoriter hale dönüştürmeye başladı. İlk seçildikten sonra 2013'e göre 248 milyar dolar. Yani tek adam rejimini kurduktan sonra bugüne kadar milli geliri 248 milyar dolar azaltmış bir cumhurbaşkanından bahsediyorum. Kişi başına milli gelir bakın 2013'te 12.480 dolardı. Şimdi 8.800 dolara düşürmüş. Yani 500 dolar bu ülkeyi kişi başına yoksullaştırmış tek adam düzenini kurduğu günden bugüne. Bütün rakamlar öyle. Vaktiyle dünyanın 15. büyük ekonomisiydi Türkiye ve 2013'te 16. büyük ekonomi olduğundan bahsediyorduk. Tek adam rejimini kurdu. 2013'ten 2019'a 2019 yılında Türkiye'nin dünyanın 20. büyük ekonomisi olacağı düşünülüyor yıl sonu itibariyle. Şu giden ekonomik gidişata göre 4 ülkenin daha önce önünde olduğumuz 4 ülkenin gerisine düşürdü. Tek adam rejimini kurma sevdası. Endonezya'nın, Hollanda'nın, Suudi Arabistan'ın, İsviçre'nin gerisine düşüyoruz. Bütün rakamlar böyle. Borçlarda faiz, sadece faiz kazanıyor. Hazine 2013'te %7 ile borçlanıyordu. Şimdi %22 ile borçlanıyor. Faizi 3 kat arttırdınız tek adam rejimini kurduğunuz için. Dolar faizi mi bu yoksa? Yok şey hazinenin iç borçlanma faizi. Zaten dışarıda tefeci faiziyle borçlanıyor. Libor artı 8-9'lara evet. Kadar çıkmış yani. Milli parayı erittin. Bakın. O tek adam rejimini kurduğu günden bugüne kadar dolar bazında %66 milli paramız, Türk paramız değer kaybetmiştir. Avro karşısında da %60 değer kaybetmiştir. Türk lirası Arjantin pezosundan sonra tek adam rejiminin kurulduğu günden bugüne en fazla değer kaybeden para haline gelmiştir. Bütün rakamlar böyle. Hukukun üstünlüğü endeksinde 2014'te %59, 2014'te tek adam düzenine doğru geçiş başlamış, 2019'da 109. sıraya düşmüşüz. 59'dan 109. sıraya düşüyorsunuz dünyada hukukun üstünlüğü endeksinde. E hala yetkilerini artırmaya çalışıyor. Evet, sorun. Bu ülke sana bir istemediğin kadar yetki verdi. Mutluluk endeksinde. 2013'te 79. sırada bakın vatandaşın mutluluğu endeksi. Bunu ölçen şeyler var, bir takım kriterler var. Tek adam düzenine geçtikten sonra 3-4 sene içerisinde Türkiye'deki 79. sıra olan mutluluk endeksini dünyadaki 152. sıraya getirmişsin. Dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri haline getirmişsiniz Türkiye'yi. Evet. Bütün veriler böyle, daha yarısını saymadım. Yarısını da diğer bölümde sayalım, isterseniz sayın bakalım. Zamanımız kalmadı. Söylemek istediğim şey şu. Oraya buraya partiden ayrılanlara laf yetiştirmeye çalışmayın Sayın Erdoğan. Oturun, kendi hatalarınızı konuşun, kendi hatalarınızı düşünün.
Ve bu ayrılan insanlara da sorun, niye ayrılıyorsunuz? Memleketi o kadar kötü bir duruma soktuysam ne yapacağım, ne yapmam lazım diye. Ama ben görüşümü buradan söyleyeyim. Bu yetkilerden vazgeçsin. Aile ekonomisi kurmaktan da vazgeçsin. Bu birinci adım. Bundan vazgeçtikten sonra gerisini konuşabiliriz. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Sayın Yavuz Selim Demirağ, biraz zor bir soru soracağım size. Sorudan önce ben bir şey konuyu ekleyebilir miyim şu çobanlıkla ilgili? Bir cümle söylerseniz sevinirim. Şimdi çobanlık öyle küçümsenecek bir şey değil. Geçtiğimiz cuma günü kaybettiğimiz Türkiye'nin en önemli profesörlerinden Profesör Mustafa Kapalı Hocam çoban için şöyle bir deyim verdi. Çobanlık, çoban olan peygamberler vardı. Çoban meteorolojiyi bilir. Bakın. Yani gök bilimini bilir, hava koşulları. Çoban ziraat mühendisi gibi otu, şeyi, her şeyi bilir. Tohumu bilir. Efendim bir veteriner gibi hayvanı bilir. Yani çobanlık aslında çok özel, çok güzel bir meslektir. Ne yazık ki Türkiye'de çobanlık küçümseniyor ve artık çoban kalmadı. Şimdi Afganistan'dan çoban... Ama çobanlar bir şeyi bilmezler. Evet. Nedir o şey? Hazineyi emme basma tulumba gibi eşin, dostun, yaranın, akrabayı, talukatı cebine boşaltmayı bilmezler. Evet, çünkü çobanın böyle bir derdi yoktur. Evet. Ama şimdi bakın çobanımız yok. Afganistan'dan çobanlar geliyor. Pakistan'dan, Gürcistan'dan, Kazakistan'dan çobanlar geliyor. Yani keşke, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çoban demiş, doğru söylemiş. Yani evet, çoban sülü diyorduk ama bir konuyu... Ben bugün çok bekledim bu törende. Bir satır bahsetsin Sayın Pevzoğlu diye ama bakınız. 73 bin kişiyi Cumhur'un başkanı, Cumhur'u 73 bin kişiyi mahkemeye vermiş hakaret suçundan. Bunun 7 bin tanesi şu anda tutuklu yatıyor. Hapis. 11 bin tanesinden bir tanesi benim. Birisi de Sayın Bakanım. Yani biz de denetimli serbestiz. 15 yaşındaki çocuk tweet attı diye yargılanıyor. Yani bir cumhurbaşkanı düşünebiliyor musunuz? 73 bin vatandaşını mahkemeye veriyor. Başka ne diyebilirim ki? Peki. Tabii burada biz Metin Feyzoğlu'nun teslimiyet noktasına getirdiği için, yani yargı mensuplarını, avukatları, bir sivil toplum kuruluşunu örgüt olarak götürüp teslim ettiği için, bir biat noktasına geldiği için eleştirdik ama siyasette de böyle kırılmalar son dönemde, özellikle son günlerde meydana geldi. Yani mesela kaçak olduğu iddia edilen saraya bugüne kadar onurlu bir duruş sergileyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koyduğu çizgiden asla vazgeçmedi. Yani ne oradaki resepsiyonlara katıldı, ne bu konuda bir geri adım attı. Ve yanlış olduğunu söyledi. Yanlış olduğu konusunda ısrar etmeye devam etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 30 Ağustos günü bir resepsiyona katıldı. Arkadaşlar o görüntüleri bir getirelim Akşener Erdoğan. Bir görüntü var. Sayın Meral Akşener'in Erdoğan'ın elini sıkarken o görüntüyü tam ekran yapalım arkadaşlar. Bakın bu kadar net, samimi. Yani elinin arasına almış ve arkasındaki devam eden görüntüleri de göreceğiz şimdi. Sürekli talimat alan bir personel gibi tamam sözleriyle devam eden bir diyalogları var. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Görüntüler devam etsin arkadaşlar. Sayın Demirağ. Evet. Nedir bu? Şimdi bakın, yani Meral Akşener'i ben çok iyi tanırım. Avukatı da değilim. Ama aile olarak da tanırım. Benim çocuklarımın halası o. Şimdi Meral Akşener eşine bile biat etmeyen bir hanımefendidir. Oğlu Fatih'e al babanı götür diyen biridir. Şimdi o görüntüdeki Sayın Erdoğan'a, ey Erdoğan, arkadaşlarımla uğraşma, gel beni tutukla diye meydan okuyan bir hanımefendidir. Dolayısıyla bu 30 Ağustos resepsiyonu ile ilgili yaptığı şu, evet, insanlar zaman zaman bu görüşmelerde ele tutuşurlar. Bu bizim kendi töremizde, geleneksel olarak günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler ama bu teslimiyet değil.
Yani Meral Akşener gel beni tutukla deyip meydan okuduğu ey Erdoğan diye mitingde çantasını koyup benim çantam hazır hadi beni tutukla dediği ki Sayın Erdoğan da o da çok oluyor atarım onu içeri demişti. Böyle meydan okuyan birisi ama evladı Fatihan'dır. Final böyle olmamalıydı diye yani düşünüyorum. Yani şimdi tabii ben orada olmadığım için bir şey söyleyemem ama şunu söyleyeyim. Yani hanımefendinin şeyini biliyorum tavrını. Daha önceki konuşmalarımızda, özel sohbetlerimizde de işte kafalı hocamın talebeleri bunlar. Bize çocukluğumuzdan beri, öğrencilik yıllarımızda işte rahmetli kafalı da öğretti. Devleti ebedi müddet diye o kadar büyüttük ki biz devleti. Yani sanki böyle bir totem gibi tapmaya başladık. Devlet, devlet, devlet. Geleneksel bir anlayışımız o. Dedelerimiz de öyleydi. Şimdi burada bir zafer bayramı, 30 Ağustos zafer bayramı. Ve yanılmıyorsam bir de Cumhuriyet Bayramı'nda bu konularda Sayın Akşener tarihçi olduğu için de bir duyarlıdır. Ama burada bir teslimiyet tablosu yok. Sadece sonuçta Sayın Erdoğan hem AKP'nin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı olduğu için burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makamı olduğu için bir devleti ebedi müddet anlayışıyla Sayın Akşener'in böyle bir resepsiyona katıldığı kanaatindeyim. Henüz kendisiyle görüşmedim ama yarın soracağım tabii ki. Peki. Bu önemli. Son bir şey daha bu bölümü kapatmadan önce sormak istiyorum size. Bu biat kültüründen Türkiye bu kısa dönemde kurtulabilecek mi? Yoksa Türkiye'de artık insanlar yorulup bıkıp bir tek adama teslim noktasına doğru sürüklenmeye mi başladı? Sevgili Fatih, dünyanın her yerinde İslamcı ideolojiler sona eriyor. Bakın, Kuzey Afrika'daki ülkeleri düşünün. Değil mi? Tunus'u, Fas'ı. Oralarda, yani bu işlerin kaynağı Mısır'dır. Mesela. Orada da sona ermiş. Türkiye'de işte bu ihvancılar, işte Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının da senelerdir güttüğü bu İslamcı ideolojinin artık pulları dökülmeye başladı. Yani insanlar camilere siyaset yapılması yüzünden bu işte Ümraniye'deki rezalet. Yani 3 tane Kur'an kursu hocası kendilerine teslim edilen çocuklara tecavüz ediyor. 35 çocuğa tecavüz ediyor. Yani şimdi bunları gördükçe Türkiye'nin insanları bunları gördükçe diyor ki bunlar mı dindar? Bunlar benim dinimden değil. Ben de kendi adıma söylüyorum. Bu sapıkların tanrısı benim tanrım değil. Bu sapıkların dini benim dinim değil. Dolayısıyla Ümraniye'de Fıkıh Der isimli derneğin evet. bünyesinde faaliyet gösteren ruhsatsız yatılı Kur'an kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğradığı ortaya çıktı. Evet. Ve 30-35 çocuğun bu kursta kendisine hoca diyen insanların tacizine uğradığı söyleniyor. Ve şöyle demiş. Çok özür diliyorum. Bu konu, evet bu konu bu İslamcı ideolojilerde ve tarikat kültüründe sanki bir hak gibidir. Geçtiğimiz günlerde harika bir kitap yazdı. Yani Badeci Şeyh'in Sır Odası. Sonra bizim sevgili kardeşim yazdı Şehvetiye Tarikatını. Ya o kitapları okurken o şeyh dedikleri sapık adamlarla olan cinsel ilişkileri okudukça insanlığımdan utanıyorum. Ve bunlar hala kabul görüyorlar. Ve bunların hatta Ümraniye'deki tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun babası hayır diyor, o imamlar bunu yapmaz diyor. Bu hocaları çok iyi tanıyorum. Böyle şeyler yapmaları mümkün yok. Ve kendi yani çocuğunu suçluyor. Şikayetçi değilim. Gözümle böyle bir şey görmedim demiş. Çocuğu tecavüze uğrayan baba. Şimdi bakın bu tip tarikat ve yapılarda bu gelenekseldir. Çok eskiye dayanır. 50'li 60'lı yıllarda bugünkü gibi değil teknoloji. Yer yataklarında yatardı Kur'an kurslarında çocuklar. Rahmetli Ünal amca, Ünal İnanç'ın arşivlerinde hepsini gördüm ben. 7 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki çocuk. Doğal olarak orada başlıyor bu tacizler. Sonra o 7 yaşındaki çocuk orada tacize uğruyor. 15 yaşına gelince yeni gelen bir 7-8 yaşındaki çocuğa tacize başlıyor. Bu sanki bunlarla bir hakmış gibi. Bunu ben Ergenekon davasında Yüksel Dilsiz diye bir şeytan vardı. Gizli tanık.
Şimdi bu çocuk, bu yükseldiği sizi ben fahiş ettiğim için de yargılandım. Gizli tanığı siz nasıl fahiş edersiniz? Bu Ankara Demet Evler'de abi evlerinde tacize uğramış. Sonra büyümüş, cemaatli abi olmuş. Bursa'daki evde belirlenen 22 tane çocuğa tecavüz etmiş. 180 yılla yargılanıyor. Birçoğundan ceza almış. Sonra o heykeli dikecekleri savcı vardı ya, kaçtı gitti. Zekeriya gitmiş ona. Cezaevinde bulmuş, demiş ki gel seni gizli tanık yapayım, cezanı indireyim. Ama demiş şu askerler aleyhinde ifade ver. Aman Allah'ım, Bursa'da işte bilmem ne albay şu dershaneyi fişledi, işte bilmem şunu yaptı, bu okul. O yıllarda o öyle bir şeyi bile yok. Yani dershane bile yok, sokak yok, bilmem ne. İşte bu, yani yükseldiğiniz gibi ve benzeri vakalarda en önemli hadise bu. Şu Kur'an kursları dedikleri illegal yapı, bakın ruhsatsız. Bu yapılardan çocuklarımızı uzak tutmak lazım. Peki, biz sanki çocuğumuza Kur'an'ı öğretemiyor muyuz? Ne işi var o çocukların orada? Sapıkların arasında. Buna devam edeceğiz. Tabii başkanın hala kendi kurumuyla ilgili son bir söz hakkı var. Ve bundan sonra ne olacak, bize önümüzdeki saatte bir toparlarsanız, yani neler yaşanabilir, hukuk alanda neler yaşanabilir, sivil toplum kuruluşunda neler yaşanabilir. Şimdi değil, biraz sonra bir ara vereceğiz. Tamamdır. Size söz hakkı vereceğim ve son bir turumuz olacak. Bizden ayrılmayın, devam ediyor tartışma.